Yapıyoruz, yapıyoruz. Tam kamp yeri aslında burası bence. Büyük kapıdan girdiğinizde karşınıza bu yürüyüş yolları, odalara giden koridorlar. Havuz su temizliği ve arınmayı temsil ediyor. Su sesini tedavide çok kullanmış Osmanlı, psikolojik olarak tedavide. Anadolu'da bazı kervansarayların alt kısımlarının sanat evi ya da hadis ve tefsir çalışmalarının yapıldığı, ebru çalışmalarının yapıldığı yerler olarak görebiliyoruz. Yukarıda gördüğümüz küçük kümbet tarzı şeyler kuş evleri. Yani biz burada sadece insanları değil hayvanları da kuşları da barındırıyoruz anlamında. Kervansarayların orta bölümündeki avlu kısmı kolay gelsin. Balık bekleyen kediler heykeli.
nasıl? Neden bunu böyle yapmışlar? Babası da cevap veriyor, diyor ki öyle yapmayı uygun görmüşler. Öyle yapmışlar. Otelleri de ham deniliyordu. Burası büyük bir otel, yani şimdinin 5 yıldızlı oteli. Büyük kapıdan girdiğinizde karşınıza o dönemin Çin sanatının da çok güzel kullanıldığı resepsiyonla karşılaşıyoruz. Kervansaray sahibi burada misafirlerini karşılar. İşte lambalıklar bunlar. We'll be right back.
odalara giden koridorlar. İnsanlar burada yürüyor ve vakit geçirmiş oluyorlar. Çoğu kervansarayda havuz görüyoruz. Havuz su temizliği ve arınmayı temsil ediyor. Su sesini tedavide çok kullanmış Osmanlı, psikolojik olarak tedavide. Ve hemen hemen bütün kervansaraylarda, hanlarda ve camilerde suyu görüyoruz. Suyun sesini dinlendirici özelliğini kullanmışlar. İki kattan oluşuyor burası. O zamanın koşullarına göre çok büyük bir yer. Anadolu'da bazı kervansarayların alt kısımlarının sanat evi ya da hadis ve tefsir çalışmalarının yapıldığı, ebru çalışmalarının yapıldığı yerler olarak görebiliyoruz. Burada da her kapı için özel bir isim verilmiş. Yukarıda gördüğümüz küçük tümbet tarzı şeyler kuş evleri. Yani biz burada sadece insanları değil hayvanları da kuşları da barındırıyoruz anlamında. Zaten kuş seslerini de duyuyoruz. Kuşlar buraya alışmışlar, yuvalar kurmuşlar yüzyıllardır. Burada yaşıyorlar. Yani bunların ataları ve şimdi de onlar burada yaşıyor. Kervansarayların orta bölümündeki avlu kısmı insanların odada sadece vakit geçirmeyip beraber burada sosyalleşmesini sağlayan bir mekan. O dönemde burada çay servisi, kahve servisi tarzı şeyler de mutlaka yapılmıştır. Bunu minyatür sanatında da görüyoruz. Her kemer bu şekilde süslendirilmiş. Kolay gelsin. Abi. Balık bekleyen kediler heykeli. Bir
deniz manzaralı. Tam kamp yeri aslında burası bence. Çadır kurulur mu acaba?